Merhabalar. Sizlerle yurt dışında yaşayan birisi olarak gidip, gezip görmüş olduğum yerleri paylaşıyorum. Bugün uzun bir süre yaşamış olduğum coğrafyadan bahsetmek istiyorum. Sırbistan'dan bahsedeceğim. Çünkü Sırbistan hakkında birçok kişiden çok fazla soru geliyor. Sırbistan'la ilgili hem bazı bilgileri hem de bazı çekimleri sizlerle paylaşacağım. Öncelikle şunu ifade etmeliyim ki Sırbistan Avrupa Birliği üyesi bir ülke değil. Dolayısıyla Türk vatandaşları vizesiz bir şekilde gelebiliyorlar. Yakın bir zamanda da Sırbistan'a Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları kimlikleriyle gelebilecekler. Sırbistan'la ilgili ise dolaşan bazı efsaneler var. İşte birçok kişi sosyal medya üzerinden de bunları yazıyor. Sırbistan'ın kızları çok güzel diyorlar. Evet doğrudur. Sırbistan'ın kızları da erkekleri de çok güzel. Aynı zamanda da çok iyi insanlar. Sadece görünüm olarak değil, kişilik olarak da insanlar örneğin Türk vatandaşı olduğunuzu, Türkiye'den geldiğinizi söylediğiniz zaman birçok kişi size yardımcı olacaktır. Biz ilk kez Belgrad'a geldiğimizde bir adrese gidecektik. Amca otobüse binmeyi bıraktı. Muhtemelen bir yerde memurdu kendisi. Bizi gideceğimiz yere kadar götürdü. Evet yürüdü bizimle yaklaşık 15-20 dakika boyunca. ATM önünde yine birkaç genç arkadaşla tanıştık. Akşam gittik kafede oturduk. Kısacası çok samimi insanlar diyorum sizlere Sırbistan halkı için. Ayrıca siz Türkiye'den geldiğinizi söylediğiniz zaman birçoğu Kuşadası'nı, Çeşme'yi, Alaçatı'yı, Bodrum'u zaten biliyor. Çünkü yaz aylarında Sırbistan'daki birçok kişi tatil amaçlı Türkiye'ye gidiyorlar. Sırbistan aslında Belgrad'dan ibaret değil. Yani Sırbistan'a geldiğiniz zaman vaktiniz varsa Niş ve Novi Sad gibi kentleri de ziyaret ederseniz çok güzel olur. Buradaki tarihi mekanlar, doğası gerçekten çok harika. Belgrad kadar bu iki kentinde güzel olduğunu söyleyebilirim. Belgrad'a geldiğiniz zaman minik bir İstanbul'la karşılaşmış gibi olacaksınız. Kalabalık caddeleri, ara sokaktaki kafeleri gördüğünüz zaman burası bir Cihangir diyebilirsiniz. Ancak merak etmeyin öyle Cihangir kadar falan pahalı değil. Ülkede Sırp dinarı geçiyor. Bir Türk lirası da yaklaşık 6,5 Sırp dinarına denk geliyor. Ancak 6,5 Sırp dinarıyla hiçbir şey alamazsınız. 3 yıl önce Türk lirası çok daha değerliydi. O zaman belki 1000 TL bozdurup güzel bir tatil yapabilirdiniz. Çünkü yaklaşık 35-36 bin Sırp dinarı ediyordu. 1000 TL şu anda ise yaklaşık 6-6500 bir Sırp dinarı edecek. Balkan coğrafyasındaki en büyük kentler ülkelerden birisi Sırbistan. Yani diğer Kuzey Makedonya, Arnavutluk gibi ülkelere baktığınız zaman Sırbistan bu ülkeler arasında en gelişmişi, en büyüğü. Ev kiralarından bahsetmek istiyorum. Çünkü birçok kişi Sırbistan'a yerleşmek istediğini düşünüyor. Yaklaşık 200 euro gibi bir rakamdan ev kiraları başlıyor. Mühitine göre 400, 500, 600 euroya da evler var. 4 kişilik bir ailenin yaşam gideri resmi raporlara bakıldığı zaman yaklaşık 1000 euro. 2 kişilik bir yemek yiyeceksiniz diyelim. Orta sınıf bir restoranda 3 çeşit yemek yiyeceksiniz. Yaklaşık 25-30 euro gibi bir rakam verebilirsiniz. Orta sınıf bir restoranda lüks bir restorana giderseniz tabii ki fiyat daha fazla olacaktır. 3000 euro gibi bir rakama Sırbistan'da güzel bir araba alabilirsiniz. Yani Türkiye'deki gibi öyle çok yüksek fiyatlar değil. Vergiler o kadar yüksek olmadığı için 3000 3500 euro gibi bir rakama güzel bir araç satın alabilirsiniz. Zaten açıklamaya hem ev kiralayabileceğiniz hem de ikinci el araba fiyatlarına bakabileceğiniz sitelerinde isimlerini bırakacağım. Peki Sırbistan'da ne iş yapabilirsiniz? Sırbistan'da kafe açabilirsiniz, restoran açabilirsiniz, hediyelik eşyaların satıldığı bir yer açabilirsiniz, tekstil ürünlerinin satıldığı bir yer açabilirsiniz. Size şunu söyleyeyim. Sırbistan'da diğer işte Kuzey Makedonya'dır, Kosova'dır, Arnavutluk'tur, Karadağ'dır. Bu tarz ülkelerde olmayan birçok dev mağaza bulunuyor. İnsanlar da bu mağazalara gelebilmek için örneğin Kuzey Makedonya'dan otobüslere binip Sırbistan'a gelip alışveriş yapıyorlar. Sadece bunun için alışveriş günü bile düzenliyorlar. Sırbistan'ın kendi yerel halkı haricinde Türkiye'den, diğer Avrupa ülkelerinden aynı zamanda diğer Balkan ülkelerinden de yoğun bir ziyaretçi aldığını söyleyebilirim. Dolayısıyla herhangi bir şey yapacaksanız Sırbistan düşünmeniz gereken ilk seçenek olmalıdır. Bir de şu konuya dikkat etmekte fayda var. Bazı danışmanlar diyormuş efendim işte Sırbistan'dan oturma izni aldığınız zaman Avrupa'nın diğer ülkelerine rahat bir şekilde gideceksiniz. Serbest dolaşımınız olacak. Böyle bir şey yok. Sırbistan vatandaşları sadece Avrupa ülkelerine vizesiz bir şekilde seyahat edebilir. Türk vatandaşlarının vize alması gerekiyor. Sadece avantajınız şu olacak. Türkiye'de 3 hafta, 4 hafta hatta 6 hafta, belki 7 haftada alabileceğiniz Schengen vizesini Sırbistan'da 5 gün, 6 gün içerisinde almanız mümkün olacak. Sırbistan'la ilgili paylaşacaklarım bu kadar. Başka sorusu olan yorum kısmından ulaşabilir. Aynı zamanda da açıklamaya hem ev kiralayabileceğiniz hem de ikinci el araç sitelerine bakabileceğiniz sitelerin isimlerini bırakacağım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.